Merhaba arkadaşlar. Çocuk eşofman kalıbımın ön kısmını tüm olarak çıkardım. Bu şekilde parçalara böldüm. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya böldüm. Orta kısmından kestim 2 parça. Ve yanlardan da bu kısım 3 parça olarak, yani yan kısımlar. Bu şekilde kesimimi yaptım. Kolun birini beyaz yaptım. Diğerini ise şu şekilde iki renk çalıştım. Buraya alt beyaz. Şimdi birleştirelim, dikimine geçelim. Kapşonu diktim, yalnız 4 santim geriden diktim. Şimdi dik yakamızı dikeceğiz. Beyaz kısmından şu şekilde yakaya kapşonun üst kısmından dikiyoruz, yani kapşon arada kalmış olacak. Şu şekilde görünecek. Evet, yakayı diktik ama bu uç kısmı açık kalacak. Şimdi açıkken ne yapıyorum? Kuş gözleri şu kısma şöyle basıyorum. Buraya fermuar geleceği için tam şu kısımdan, kapüşon hizasından şöyle gözükecek şekilde basıyorum. Evet, şimdi daha önce gösterdiğim gibi klapasını nasıl hazırlıyorum? Bu şekilde pervası ve klapasını hazırladım. Ve şöyle bir kalıp çıkardım. Üzerinden, çizgiler üzerinden klapasını hazırladım. Şimdi bu kısım açıktı. Ne yapacağız? Dik yakamız diğer kısmı açıktı. Karşı yönü. Ne yapıyoruz? Klapamızın yaka kısmını buraya dikiyoruz. Yani diğer uca dikiyoruz. Sonra çevirdiğimiz zaman şu görüntü olacak. Arada dik yakamız vardı. Önce kapşonu diktik bedene şöyle. Sonra dik yakanın beyaz kısmını diktim. Diğer renk olan yere, villaya da buradaki klapamızı, pervazımızı diktik. Ne oldu? Birleşmiş oldu. Şöyle çevirdiğimiz zaman bakın, omuz dikişleri omuza denk gelecek şekilde iğneleyip sonra dikeceğiz. Bu şekilde kaldı. Tabii çevirmeden önce, dikmeden önce kuş gözlerini de yaptım. Şöyle. Şimdi gelelim. Yanları birleştirdim artık. Alt etek ucunu ve fermuarı takılacak. Fermuarı takmadan önce alt etek bandını dikiyorum bu şekilde. Şimdi kenarına da fermuar geleceği için şerit tela yapıştırdım, ip tela. Şöyle göstereyim, daha iyi anlaşılacaktır. Buraya kendisinden bir parça ekledim, geri kalan ribana. 7 santimden eninde, yani 14 santim toplamda ribana eni. Şimdi bakın fermuarı nasıl dikeceğiz. Buradaki şu kısım döneceği için fermuarı buradan, işaret aldığım yerden başlıyorum dikmeye. Ve yakanın da aynı şekilde dönen kısımdan orayı da işaret alalım. Dönecek kısımdan şuradan ne yapıyoruz? Oraya kadar dikiyoruz. Sonra çevirdiğimiz zaman klapası ve bu kısım birbirine denk gelecek. Buradan tekrar bir dikiş gideceğiz ve temiz bir görüntü olacak. Öncelikle dediğim gibi şuradan başlayıp, çevirmeden buradan başlayıp şu kısma kadar, iğnelediğim yere kadar dikiyorum fermuarı. Evet, bu yöndeki fermuarımı diktim. Bakın işaretlerimi aldım tüm dikiş noktalarından. Çünkü buralara denk gelmesi gerekir. Şimdi aynı şekilde karşı yönü işaretlediğim yerlere denk getirerek dikiyorum. Mesela buraya bu çizgimiz denk gelmiş. Yani dikişimiz. Ve buraya da bunu denk getirerek dikiyorum karşı yönü de. Çok önemli. İşaret alırsanız çektiğiniz zaman eşit bir görüntü olur, kayma olmaz.
Şu yönü de diktik ve dikişler birbirine denk gelecek şekilde bu şekilde döndürüyorum. Yaka kısmını da iğneliyorum ve klapayla temizlemiş olacağız. Şöyle. Şöyle çevirdiğimiz zaman bakın şöyle içte kalacak. Evet. Şimdi iğneleyip dikeceğiz. Bu kısmı klapayı buradan bir dikişle tutturup buraya dikiyorum. Evet. Önce burayı birleştirmiştik. Sonrasında klapasını şu şekilde boydan boya diktik. Yani çevirdiğimiz zaman fermuar temizlenmiş oluyor bu yöntemle. Şu üst kısmı da alalım. Ve şu kısım dönderdiğimiz zaman şurada fazlalık olmaması için şurayı üçgen bir şekilde alıyorum. Çok kalın çünkü. Hem fermuar kenarı hem de kumaş kalın olduğu için orası rahatlayacaktır. Evet. Bakın daha rahat döndü. Ve sonrasında artık işlemlerimizi bitirdik. Buradaki alt kısmı etek bandını şu şekilde dikiş payına overlock çekeceğim. Buradan başlayıp bu şekilde overlock çekerek temizleyeceğim. Evet, çevirdim. Overlock'a gittim. Şimdi düz yüzünden bir çima dikişi, yani süs dikişe gideceğim. Bir de yakayı bakın şöyle kaldırdığımızda bu yaka buraya dikilmediği için ne oluyor? Kalkıyor. Ne yapıyoruz öncelikle? Yakamızı, yaka omuzlar birbirine denk gelecek şekilde birleştiriyoruz. Bir dikiş gidiyoruz ki yakayı şöyle kaldırdığımız zaman sabitlesin diye. Bir de arkaya bu pervazı bu şekilde iğneleyip dikiyorum. Evet, ceket bitti. Evet, ceketimiz bitti. Buradaki dikişimizi de yaptık. İçten yakayı tutturduk. Şöyle çekelim. Evet. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle göstereyim.